akşam oldu abi. Tabii bu desenleri bütün Türkiye birçok yerinde görecekler yani. Kimler ne üretiyor? Soyadınız? Şalkayış. Size labınızda besin olarak kimler denilir? Şakçılar denilir. Şakçılar. Peki bu mesleğe nasıl atıldınız? Şimdiye kadar neler yaptınız? Ne gibi mücadele yaptınız? Satış, alışveriş, evet. Neyse. Şöyle kısaca anlat. Özgeçmişini. Kısaca anladım. Askere gittik. Hani bir besin olarak neler yaptığınız şöyle özgeçmişini anlat. Ameliyelikten başladı. Cufalıktan başladı. Ameliyeliğe acı gittik. Ha. Ameliyelikten. Seyyarlığa başladık. Seyyarlıktan geçtik, Trabzon'a göçtük. Evet. Trabzon'dan Antep'e göçtük. Ehveciye evet. Gittik. Antep'ten geri Trabzon'a göçtük. Trabzon'dan evet. Tekrar geri Antep'e göçtük. Evet. Antep'te ikamet ediyoruz. Şimdi çalışıyoruz iki tarafta işte. Peki burada memnun musun? Hani şimdiki işinden memnun musun? Pek de memnun değiliz. Ha. Neden? Piyasa... Piyasanın bozukluğunda. Evet. Bozukluğunda. Evet. Şimdi sana da sorayım. Peki Besni'yi bilirsin. Yani sen de çok gezmişsin ama bu Besni'ye neden bu atılganlığı nereden alıyor böyle? Her işe dalıyor. Kasabı bir yere uzayanı böyle. Besni'nin insanı cefakar insandır. Etma için dünyanın öte tarafına geri gidebilir. Ha. Bunu geri kabul etmek lazım. Bugün Türkiye'de nereye gidersen git bugün Besni'li mutlaka her köşede vardır. Nedir? Çoluk çocuğunu perişan etmeyip diyarı gurbette kazanıp çoluk çocuğunu yedirmek için. Şimdi kadın olsun, erkek olsun, cefakar her türlü mücadelede vardır. Atı bulup meydanı bulduğunu sürer, tabii. Taşı sıkar, ekmeğini alır. Tabii. Yani her türlü layık kültürü, kan değişmemiş, halis Türkçe konuşan yine Besni halkıdır. En nereye giderse gitsin, insanlara uyum sağlayan biri. Türkiye'nin her tarafında. Evet. Bir kere Türkiye'nin her tarafında olursa olsun, Besni'nin insanı o tarafın insanına uyum sağlayabilir yani. Şimdi kim diyor ki biz Besni'den çıktık şöyle böyle, biz Besni'liyim diye bir iftihar ediyoruz. Besni, çalışıyoruz, alnımızın terini yiyerek hem devletimizde hem milletimizde her türlü yerde, her alanda çabamızı gösteriyoruz. Tabii, tabii. Onun için gurur duyuyorum ben, hemşerilerimden de gurur duyuyorum. Tabii, tabii efendim. Şimdi diyorum ki bizim Antep'te bu fili çekmemizde gayemiz şu, bizim böyle dağılmış aileler, görürsün yıkıldı gitti. Her biri bir yere göçtü. Doğru. Şimdi elimizde bir delil yok. Doğru. Kimin oğlu, kimin fesli yarın eriyip gidecek. Sınıfsız bir kişi haline geleceğiz. Tabii, böyle çalışkan bir millet eriyip gidecek. Değil tabii, mi? Tabii efendim. Ha, ben bu yol bundan çıkarak bütün şöyle böyle 10 milyon masraf ettim ben. Kimseden evet. Kuruş almadım. Evet. Gerçekten. Neden? Sırf bunu kendim gurbeti gezdim, bunun Beslilerin gerçekten her yerde çalışkan, alın terini yiyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde örnek 65 vilayet gezdim ben. Örnek bir kişiliğini gördüm, kendim de öyleyim. Beslinin hangi dala gittiysem başa güleştim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerinde çalıştım, bütün müteahhitlerde olsun her yerde efendice işimi bilerek her yerden de takdir kazandım. Şimdi kendimle övündüm, milletimi de övmek için bunu canla başla bu filmi alarak neler yaptığını ispatlamak. Yarın kaybolan bu toplumu, bu kültürü yaşatmak için çekiyoruz. Bir maddi çıkar sağlamıyoruz. Herhangi bir kimseyle siyasi, herhangi bir şeyimiz yoktur. Biz Besni'liyiz, varız, çalışıp yiyen kişiyiz, kimseye eyvallahımız da yok. Ama biz diyoruz ki biz varlığımızı ortada atmayalım, heder etmeyelim. Böyle sahnelerde güzel de filmi alalım. Bu kaybolmuş köken kaybolmasın yani. Ha. İkincisi, burada bir dernek kuralım. Daha ziyade bir görüyorum hepsi de kirada oturuyor. Teşebbüs edilmiş herhalde. Efendim, sadece halı yapmakla bir şeyle elde edildiği gibi saban dokuyoruz, bir meslek edindik. Eskiden tut bezi dokuyorduk. Tabii, değil mi? Tabii. Ne elde ettik? Dokuma. Dokumayı doğradık, patiskaya geçtik. Ondan sonra kilime geçtik. Ne diyorlardı? Mesela, lan senin bir civatasını aklın ermez. Nasıl erdi? Tabii. Şimdi fabrikayı çalıştırıyor. Biz mektebine mi gitti bir Besni'li? Bu kabiliyeti ölçmeyen kişi Besni'li sayılmaz. Doğru. Bu kabiliyeti keşfedip de samimi olmayan bir Besni'li ben zannetmiyorum ki. Tamam.
Değil mi ama? Doğru. Ama böyle üstün bir kabiliyet. Evet. Şimdi diyorum bir de biz kendimize bir şirket kuralım. Limited bir şirket. Biraz yapı alanda da boy gösterelim. Tabii, vatandaşımıza tabii. Ev yapalım, beslim ya. İş yeri yapalım. Tabii. Böyle şey yapalım, site yapalım. Altındaki dükkanına kendimiz oturalım. Üstünde ailemiz ve toplantı yapacak bir salon olsun. Tabii. En üstünde güzel bir 10-15 kişilik bir misafirhane olsun. Tabii. Bir misafir geldiği zaman, bir tüccarlar geldiği zaman beslenen orada otursun, çayını, kahvesini içsin, tabii. Güzel yemeğini yesin, aşağı insin. Mesela sabahleyin kalksın, kahvaltısını yapsın, aşağı indiği zaman senden hal alır. Öbüründen saban alır, öbüründen kilim alır, öbüründen elbise alır. Yani her sanattan adam gözünü kestiğini alır. Ne yapar? İşte deveye yardan uçuran bir tutam ot, insanlığa verilen hizmet, hizmetin karşılığında da almaktır. Artık insanlara böyle tatlılıkla bir şey vererek alacaksın. Evet, bu bir sistemdir yani. Bu sistemdir. Artık 20. asır bunu götürüyor. Ha. Ve adam ne yapacak? Gittiği yerde diyecek ki ya besinler kadar misafirperver adam yoktur kardeşim. Biliyorsun yatağında yatıyorsun. Yemeğini yiyorsun. Sabahleyin kalkıyorsun. Kahvaltını yapıyorsun. Tıraşın oluyor. İniyorsun aşağıda. Malını alıyorsun. Malın denklem bağlanıyor. Faturanın kesiliyor. Çekini kesiyor, çantanı alıyorum, geliyorum. Bunu duyan bir başkası birine, arkadaşına tavsiye edecek mi? Tabii. Değil mi? Mümkün değil ki başka yere gitsin bu adam. Tabii. Artık bu çağa ayak uyduralım diyoruz. Tabii. Sırt sırta vermenin zamanı geldi. Tabii. Bu görüşler nasıldır? Kabul ediyor musun böyle bir görüş? Bir memleket için faydalı mı, zararlı mı? Vallahi toplum için, memleket için faydalı bir şeydir. Hah. Yani birlikten güç doğar. Tabii. Ha. Biz gidin kumar oynayın kahvelerde 51 oynayın demiyoruz. Artık o çağ da kapandı. Tabii. Dernekte oyun oynanmaz. Dernekte şey tartışı olmaz. Olaylar tartışılır. Neler yapacağımızı, neler yapmamız gerektiğini tartışacağız artık. Eski dernek havalarını böyle çay kahve ayağına getirmenin gereği yok. Dernekte çay kahve yine içersin ama böyle bu şeyleri tartışacağız. Memleketimizin, milletimizin geleceği. Bir kişinin karnını doyurması önemli değil. Toplum aç kaldıktan sonra senin doymuşsun. Hiç sen de mutlu olmazsın. Tabii. Onun için biz de bu varken topluma da iş vermiş olacağız. Tabii. Antep halkı da bizi sevecek. Biz de onları seveceğiz. Aynı milletiz. Aynı şartların altındayız yani. Tabii. Onlar da kurt gibidir. Biz de kurt gibiyiz. Çünkü aynı tozdan gelmişiz. Afya'dan beri bizde var bu meslek. Yani. Peki. Verdiğiniz bilgiden dolayı teşekkür eder. İşlerinizde başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hemşehrilerimden gurur diyorum böyle gördükçe. Neden diyorsun? Çünkü dışarı giden sırtına yadırlı yorgan demişler. Ne? Ben baktım ki butlu yorganda yatıyorlar. Güzel gördüğüm desem miyim bu 36 sistem. Hı? Ve tanıyamaz halıyı. Sait Güloğlu. Sait Güloğlu. Size lağabınızda kimler derler besin olarak? Gülökyalar. Gülökyalar. Peki bu mesleğe kaç yılında atıldın, neler yaptın, Antep'e nasıl geldin? Şöyle kısaca bir özgeçmişi anlatabilir misin? Besin'de işte gelişmemiş bir memleket. Orada dokumacılık yapıyorduk. Evet. Eski
kilimlik yapıyorduk. İşte biz kendi imkanlarla çabalamadan diş tırnak buraya geldik. Evet. Burada da şimdi halcınla meşgul oluyor. Siz geçinip gidiyoruz. Şimdi bu Besli'de niye göçtü bu millet? Besli'ler neden göçtük yani? Bunun sebebi nedir? Senin görüşün nedir? Besli'de düşünce. Gidip çıkan yok. Yani dipsiz sokak gibi. Evet. Yani yabancı gelip gitmiyor. Evet. Malı satamıyorsun. Malı satamıyor. Müşteri gelmiyor. Evet. Toprağımız yok. Bağımız, bahçamız yok. Evet. Arın terinden esnafık. Evet. Geçemediğiniz bir orada küflet olduk. Evet. Çoluk çocuk sahibi olduk. Baktık geçinemiyor. Başka büyük yerlere taşınmaya karar verdik. Güzel. Şimdi bir de şöyle, bu şehrin yanlış kurulduğunu söylüyorlar, bataklık falan diyorlar. Sen ne diyorsun bu hususta? Sana deselerdi ki bu şehri kur, sen olsan nereye kurardın bu Besli'yi? Bu Besli'yi al sana kur, sana emir verdik aşağı şehri al, nereye kurardın? Hakikaten onu söyleyen doğru söylemiş. Kuruluş yeri yanlış, hakikaten heylandır. Ben olsaydım Dundaryası'na vurardım. Gölbaşı'nın Dundaryası'na vurardım. Şimdi hem bir tren yolu vardı. Hem bir tren yolu var, hem İpek yolu var, karayolu var. Onun için hem daha malımızı istediğimiz gibi trenle de yerden gelirlerdi, müşteri gelirdi, biz de satardık. Oraya buraya macir gibi göçmeye lüzum kalmazdı. Bak görüşün güzel. Şimdi bir de diyoruz ki biz madem bu kadar dağıldık artık sırt sırta verelim. Evet. Bu halıda, kilimde nasıl başarılı olduysak bir de bize inşaat şirketi kuralım ya. Bu dalda da bir atılım yapalım. Şimdi bir sürü Beslili var. İstanbul'da, şurada, burada. Bu şirket kuralım. Bize de ev yapıp bu dalda da kazanmayı yönleyelim. Çok iyi olur. Tabii başarılar bize önümüzde öndeşler olursa, bilinçli kişiler, mühendisler, müteahhitler olursa niye olmasın? Tabii. Çok iyi olur. Burada da memleketimize bir hizmet vermiş oluruz. Hizmet vermiş oluruz. Her memlekette besin olarak fukaramız var, fakirimiz var, ev alamayanlar var, icar parası oturamayanlar var. Tabii. İcarını veremeyenler var. Çok perişanlarımız var. Tabii bu katkı böyle bir şey olursa ucuza mal olur. Bugün bir evin icarı, normal bir evin icarı şurada 500 bin kağıda, o önden de bir senelik önden istiyorlar. Evet. Fakir fukara bunu veremez. Veremiyor, perişan vaziyette. Şimdi işte biz de diyoruz ki bu şirket gelirse Antep'te ev yapar, bir site yapalım. Artık sırt sırta verelim, bu kiradan kurtulalım. Kendimiz mal sahibi olalım. Üstüne güzel bir salon yapalım. Besinlerin namına gelsinler, otursunlar, düğününü yapsınlar, eğlensinler. Hani aşağı şehrin havasını verelim. Eski günlerimizi, kendi kültürümüzü yaşatalım. Çok iyi olur. Öyle bir durum olursa çok memnun oluruz. Şimdi bütün Besliler el ele verse satan bir vilayet kuracak kadar nüfusa sahip. Evet. İş adamına sahip, esnafa sahip, kültürlerimiz var. Doktorumuz var, mühendislerimiz var, hakimimiz var, kaymakamımız var, esnafımız var, zanaatkarımız var. Besnenin evvelallah yapamayacağı, önünde eleman olursa yapamayacağı iş yok. Şimdi sen Besne olmaktan gurur duyuyor musun? Besne olmaktan gurur duyarım. Gurur duyarım. Biz madem ki bu gururla, namusla bu memleketin her yerinde iş yapıyoruz, alın teriyle. Onun üstesinden geleceğimize eminiz. Biz Besli olarak her yerde, Türkiye'nin her tarafında ardımız açık, yüzümüz ağır, esnaf olarak, fakir olarak, zengin olarak, tüccar olarak hiçbir fos tarafımız yoktur. Her tarafta da Besli olarak sayılır, seviliriz. Dürüstlüğümüz üzere. Neden? Dürüstlüğümüz neden? Babadan, çekirdekten gitme biz esnafız. Tabii. Beşikten atladık mı, bir bala. Babamız esnaf, babamız şahitliğe meydana geldik. Kendi çabalarımızla bu seviyelere kavuştuk. Evet. Şimdi bir de bir folklor kuralım diyoruz. Orada burada düğünümüzü para saçmayalım. Kendi kültürümüzde kendimiz çocuklarımızı yetiştirelim. Bunda da bir başarı gösterelim diyoruz. Ele beşler olsa minnettar oluruz, çoğu olur. Burada bir düğünümüzden olguyla densizlik meydana geliyor. Paralarımız aynen gazete parçacığımı savuruyoruz. Evet. Bunları önlesek tabii. Çok iyi olur. Hükmü olan yapıyor, bunu parayı savuruyor. Hükmü olmayan da parayı savuramadığından da
Kendi kendine üzüntülü çekiyor. Üzüntü hissediyor, utanç duyuyor. Ben bunu yapamadım diyor. Öğretmen arkadaşlar işte küçük düşüyor. Evet. Peki. Verdiğiniz bilgiden dolayı teşekkür eder. Bütün hemşehrilerime gerçekten gururla. Çünkü neden? Hiçbir yerde ben görmedim ki bir beslinin böyle bir yanlışlığını. Neden? Gururla. Hepsi çalışıyor. Ekmeğini sıkıyor, taşı sıkıp unun ediyor. Allah'a yani gerçekten öyle. Öğrenecek kadar. Böyle şeyler...